Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı ve kanalımız takipçisi, diğer takım taraftarları hepiniz videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler, Türkiye Kupası'nda Başakşehir 42. dakikadan itibaren 10 kişi kaldığı müsabakadan Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etmeyi başardı. Figueiredo'nun golüyle Ankara deplasman öncesinde avantajlı bir sonuç elde etmiş oldular. Fenerbahçe'de de Sivasspor maçının 0-0 bitmesinin yankıları var aslına bakarsanız. Ama maç sonrasında Jorge Jesus'un açıklamaları vardı Ziraat Türkiye Kupası maçının akabinde. Ve bu açıklamalarda enteresan şeyler vardı. VAR nasıl bizim penaltımızı vermez? Hakem görmemiş olabilir. King'in arkasında kaldı. VAR nasıl böyle bir penaltımızı vermez isyanı? Penaltı kesin gol olur denemez ama penaltının kesinliği şüphe götürmez. Birçok kez izledim o pozisyonu. VAR penaltımızı vermedi, vermek istemedi diyor Jorge Jesus. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum ama susmak da imkansız. Hakem ekrandan izliyor bunu. Ben ekrandan bakıp görüyorum diyor. Peki Joshua King'in bu pozisyonuna hani Fenerbahçeliler ve de başka takımlar ne diyor diye A Spor'daki yorumcuların yorumları önüme düştü. Cem Pamiroğlu net penaltı. Gürcan Bilgiç net penaltı. Zeki Uzun Kruvasan net penaltı. Yani düşünün. Hem Fenerbahçe düşmanı olan bile net penaltı diyor. Ama ben size maçın bitiminde söyledim yani konuşulacak bir pozisyon diye. Şampiyonluk yarışı soruluyor. Biz Galatasaray'dan önce de sonra da oynasak şansımız olduğunu düşünüyorum diyor Jorge Jesus. Galatasaray sahasında da bir maçımız var. Hepimiz bu ihtimale inanıyoruz demiş. Çift kupa ihtimali. Her iki kulvarda gidiyoruz. Fenerbahçe en son ne zaman sezonun son bölümünde çift kupa ihtimaliyle girdi bilmiyorum. Kazanabiliriz de kazanmayabiliriz de ama şu an bu ihtimal var demiş. Şimdi aslında bir yerde ukalalık yapmış, bir yerde de doğruları söylemiş. En son ne zaman çift kupa ihtimaliyle son maçlara girdik? Değil mi? Düşündürücü bir soru. Aslına bakarsanız haklı, haklı olduğu kadar da düşündürücü bir soru. En son ne zaman girdik? Yani var ya arkadaşlar hani söylemek istediğim çok şey var ama söyleyemiyorum. Ne demek istediğimi sizler anlayın diye söyleyemiyorum. Umarım ne demek istediğimi anlarsınız. Fakat şunu da söyleyeyim. Ya adam bir yerde haklı. Hani çift kupa ihtimaliyle sezonun bu bölümüne geldiğimiz uzun zaman sonra ilk defa oluyor. Haklı. Ama bir taraftan da biraz da ukalalık şimdi. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Kostas Soukas Fenerbahçe maçındaki son saniye basketi sonrası sevincini açıklama getirdi. Kutlamadan duramadım demiş. Şimdi Fenerbahçe Beko şansı diye bir şans var. Daha doğrusu Fenerbahçe şansı diye. Hani son anda bir üçlük atıyor Kostas Soukas ve Turkish Airlines Euroleague'de 3. maçta Fenerbahçe'yi mağlup etti Olympiakos. Etti etmesine ama. Ama. Şimdi maçın büyük bölümünü Fenerbahçe önde götürdü. Ancak son saniye üçlüğüne engel olamadık. 2-1 geriye düştük. Şimdi tuhaf hissediyorum çünkü Fenerbahçe taraftarına çok saygı duyuyorum. Öylesi bir basket attıktan sonra sakin kalıp kutlamadan duramadım. Kolay değil. Onlara ve burada geçirdiğim yıllara çok saygı duyuyorum. Biliyorsunuz ki 2-1 öne geçmek bizim için çok önemliydi. Fenerbahçe'de harika bir takım, harika bir koçları var demiş. Hani Fenerbahçe çok iyi oynadı, maça çok iyi hazırlanmışlar. Sadece agresif oynamaya çalıştım. Fenerbahçe her zaman maç hazırlığını çok iyi yapıyor. Fenerbahçe de kazanmayı hak etmişti. Maç boyunca agresif olmaya çalıştım. Sayı atmayı kovaladım. Alan gördükçe atak ettim. İyi hissediyorum falan filan diyor. Maç sonunda koçları da konuşuyor. İşte Fenerbahçe iyi bir takım. Maçta ne kadar zorlandığımızı gördünüz. Savunmamızda, hücumumuzda şöyle oldu, böyle oldu. Beşinci maçlar çok tehlikeli olur. Cuma günü iki kat hazır olmalıyız falan diyor. Hani şimdi Galatasaraylı'nın biri yazmış kim koyarsa koysun şikecilere koyandan Allah razı olsun diye. Ben de yazdım kesinlikle katılıyorum. Teşekkürler Beşiktaş diye. Kesinlikle katılıyorum yani. Şikecilere koyandan Allah razı olsun. Yani onu da söyleyeyim. Ama Fenerbahçe'nin Yunan takımına mağlubiyetinde gurur duyanların kanında mutlaka bir Yunanlık testi yapılması lazım. Acaba kanında bir Yunanlık var mı diye. Ha şunu diyebilirsiniz. Hocam kimse Fenerbahçe'yi sevmek zorunda değil. Tabii ki de sevmek zorunda değil. Yani kimse kesinlikle ve kesinlikle sevmek zorunda değil. Buna katılıyorum. Buna hemfikirim. Buna bir şey diyemem. Ama Fenerbahçe düşmanlığından Yunan'ı
Ne bileyim, İsrailli'yi tutacak. O da demek ki sarı kırmızı önünde seçen şey. Maçta kural hatası tespit edilmiş arkadaşlar. Şimdi Suhukas hatalı yürüme yapıyor arkadaşlar. Bakın ben basketboldan anlamamama rağmen ben bile videosunu izledim. Hatalı yürüme yapıyor. Yani Euroleague yönetimini, Sertaç Komşuoğlu'nu, Fenerbahçe basketbol takımını, Euroleague'in Türkiye temsilciliğini hepsini etiketledi taraftarımız. Dün gün boyu uğraştılar. Şimdi maçın tekrar edilmesi gerekiyormuş. Çünkü bu bariz bir kural hatasıymış. Ve maç bir taraftan alınıp diğer tarafa hediye edilmiş. Ki son 5 saniye ondan dolayı direkt Fenerbahçe galibiyeti de yazabilirler mi diye merak ediyorum. Şimdi Sulukas hatalı bir yürüme yapmış arkadaşlar. Hakem de devreye girmemiş. Girmesi gerekiyor diyor. Basketboldan anlayan arkadaşlarım yorumlasın yoruma. Bu maçın tekrarı olur mu? Hani benim bildiğim kadarıyla Euroleague biraz sahtekar bir düzende. Hani zannetmiyorum tekrar edeceklerini. Hani onu söyleyeyim arkadaşlar ama maç tekrar için herhangi bir yere başvuru illaki yapılacaktır diye düşünüyorum. Dünün duyumlarından biri. Fenerbahçe taraftarı çıldıracak. Fenerbahçe ile sezon sonu sözleşmesi bitecek. Enner Valencia ile Galatasaray görüşecek diye. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Ben Valencia'yı yeterli bulmuyorum. Gerçekten yeterli bulmuyorum. Yani tamam hocam bu kadar gol atmış. İlla ki yeterli bulacağım bir yeri vardır. Bak hırsını yeterli bulurum bazı maçlarda. Performansını yeterli bulurum. Ama bitiriciliğini yeterli bulmam. 10 üzerinden 3-4 anca veririm bitiriciliğine. Yani şimdi yeni yeni penaltı falan atmayı öğrendi etti ama. Yani bilmiyorum cümlelerimi de seçerek kullanmak istiyorum. Niye? Yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için. Bence Batshuayi Valencia'dan daha iyi forvet. Bak Batshuayi'nin de kaçırma oranı yüksek ama Valencia gibi savruk değil. Şimdi Galatasaray eğer Valencia'ya teklif götürecek kadar şeyse bir kere şunu belirteyim. Yani bu haberin gerçeklik payı yoktur. Zannetmiyorum. Hani Galatasaray'ın duyumunda bilecek halim yok. İşim de olmaz. Ama bu haber biraz ortalığı karıştıralım. Hani daha fazla tıklama yaptıralım. Haberi gibi geldi bana. Çok umursamayın arkadaşlar bunu. Anlatabiliyor muyum? Altay salon çalışmalarına başladı. Galatasaray maçına yetişmek istiyor diye. Hani Mustafa Hoca yine bildi etkisi diyebiliriz buna. Bunu söylemiştim. Şimdi Altay'ın Fenerbahçe'ye döneceği de hani nasıl döneceği de ayrı bir mesele. Nasıl döneceği, sakatlık sonrası dönüş çok çok sıkıntı olur. Ama en azından sevindirici tarafı bu. Lincoln için de çok çok uzun bir tahminde bulundular ama daha kısa sürebilir. Arkadaşlar bir diğer transfer haberimiz. Bu sefer de Beşiktaşlıları kızdırma niyetli olabilir. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Nathan Redmond'u takımda görmek istediğini yönetime bildirdi diye. Bir kere haberin kaynağına bakıyorsun. Ajans Spor. Ajans Spor hani ya kimsenin de şimdi ekmeğine çamur atmak istemiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama. Şimdi futbolcu İngiliz. Sağ kanat oyuncusu. İngiltere milli takımıyla bir maça çıkmış. 1.73 boyunda 9.5 milyon euro piyasa değeri var. Buraya kadar güzel. Şimdi Fenerbahçe maçı hariç böyle lige damga vuracak, ligi böyle uçurup kaçıracak bir performans gördünüz mü? Ben görmedim. Beşiktaş'a geldiğinde transfer market değeri 18 milyon euro iken 9.5'a kadar düşmüş. Bu da ayrı bir mesele. Şimdi lige bakıyorsun. Türkiye Kupası ve ligde 27 maçta 6 gol 6 asist 1.651 dakika. Yani yaklaşık 19 maç 12 gollük bir katkı. Hani bu düzeydeki bir oyuncunun performansı yeterli mi? Bunun kararını size bırakıyorum ama şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ta oynamamış olsa böyle bir istatistikte Fenerbahçe'ye alınacak olsa herkes çöpler. Yani ala ala bunu mu alıyorsunuz der. İngiltere'den ala ala çöp alıyorsunuz der. Ama benim bilgim dahilinde benim duyumlarıma göre herhangi bir ilgimiz alakamız yok. Ryan Kent. İşte günün sıcak haberi. Ertan Süzgün dedi ki hayırlı olsun. Fenerbahçe Glasgow Rangers forması giyen İngiliz oyuncu Ryan Kent ile prensip anlaşmasına vardı.
Levent Ümit Erol da Say Domane Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Buradan dönerse anam avradım olsun mu demiş. Öyle bir şey söylemiş. Yani buradan dönerse istediğiniz kadar sövebilirsiniz mi demiş. Bir şey demiş. Bu çok iddialı bir cümle. Bunu diyeceğini zannetmiyorum ya. Hani kafayı yemiş olması lazım. Böyle bir cümleyi kurması için kafayı yemiş olması lazım. İmkanı yok yani zannetmiyorum. Akıl işi değil. Yani bu cümleyi kurmak akıl işi değil. Ha, geçmişte iddialı cümleleri var mı? Var ama yani zannetmiyorum ya. Yani zannetmiyorum bu cümleyi aklı selim bir adam kullanmaz onu söyleyeyim. Ha. Kentle ilgili şunu söyleyeyim. Ertan Süzgün hayırlı olsun diyor. Yani ikisine de hayırlı olsun diyorlar. Fenerbahçe'de diyorlar. Bilmiyorum ne derece doğru. Şimdi transfer market değeri Kent'in 11 milyon euro. En yüksek piyasa değeri 27 Haziran 2022'de 17,5 milyon euroymuş. Sol kanat oyuncusu. 2019-20 senesinde 7,2 milyon euro bedelle Liverpool'dan Glasgow Rangers'a gitmiş. Bu sezon 44 maç, 3 gol, 10 asist. Bana bazı arkadaşlarım şunu söylüyor. Hocam Fenerbahçe seviyesi bu seviye mi diye. Ben oyuncu hakkında bir şey söyleyemem. Hani futbolcunun tipine bakarak şöyle futbolcu, böyle futbolcu demem. Açık söyleyeyim. Ama futbolcunun yaşının daha 26 olması, yani en azından gelişime açık olması, İngiliz olması, bizde İngilizleri tutmuştur hep. Beni en azından umutlandıran bir şey. Ama futbolcunun sözleşmesi yazın bitiyor. Hani kapıp getirsen en azından Rossi'den daha mı etkilidir? İzleyen arkadaşlar diyor ki hocam Rossi'nin bir benzeri diyor. Hani boy 1,76 ama şunu söyleyeyim İskoçya Ligi ve İngiltere Ligi'nde oynamış futbolcunun fiziği iyidir. Bak bizde iş yapabilir bu arkadaş. Ben size söyleyeyim. Ha, sadece liginde 3 gol 10 asist yapmış. Şampiyonlar Ligi'nde tırt, Şampiyonlar Ligi elemesinde tırt, Lig Kupası'nda tırt, FA Cup'ta tırt ama hani Glasgow Rangers'ında ne yaptı da bilinmesi lazım. Mane'ye gelecek olursak Müslüman ülkede oynamak istiyorum demişti. Dedi değil mi bunları? Hani Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen Sercan Hamzoğlu da yönetimin görüştüğü yıldızları açıklarken hani bu isim de arada geçmiş. Ama Levent Ümit Erol direkt Fenerbahçe'de diyor. Önümüzdeki sene Fenerbahçe'de diyor. Hani İrfan Can, Mert Hakan gibi isimler Türk olarak eleştiri alan isimler. Şimdi böyle isimlerden çıkıp da başka isimlere gitsen olur. Mesela Rossi'den çıkıp Kent'e gidilse taraftarın tepkisi ne olur? Ama Rossi'den çıkılıp Mane'ye gidilse işte o zaman çok ama çok enteresan şeyler olur. Ya Mane 40-50 milyon euro bandında bir isim. Böyle hani 10-15 milyon euro bandında olsa yine bir şekilde anlarım. Hani Müslüman bir ülkede oynamak istiyorum şöyle böyle falan filan diye. Yani tabii ki de Fenerbahçe ister. Bakın benim duyumlarıma göre Mane ile ilgili hani resmi bir girişim yok. İstek var. Yoklama çekildi. Hani kiralık da olsa alalım gibisinden. Belki olabilir ama öbür türlü zor. Ryan Kent konusu. Şimdi menajerin Fenerbahçe'ye sunduğu isimlerden biri. Benim bilgim dahilinde Ali Koç diyor ki hani olabilir. Oturur konuşuruz. Bizim şu anda bir fikstürümüz var diye. Açık söyleyeyim. Yani şu anda Fenerbahçe'nin önünde iki tane kupa var. Alabileceği iki kupa var. Hani şu anki mevcut duruma göre bütün maçlarını kazan Galatasaray'ı 4-0 yen şampiyonsun. Bütün maçlarını kazan ligdeki Galatasaray'da deplasmanda 4-0 yen şampiyonsun. Değil mi arkadaşlar matematiksel olarak? Sivas maçını 1-0 kazan. Finale çık. Finali 1-0 kazan. Yine şampiyonsun. Yani ligdeki Giresun, Trabzon, Antalya maçı var sanırım. Giresun, Trabzon, Antalya maçı. Bir de Galatasaray maçı. 4 tane maçın var. Her bir maçı 4-0 alsan %1 milyon şampiyonsun ligde. Kupadaki iki maçı da birer sıfır birer sıfır alsan Türkiye Kupası'na sahibisin. Ali Koç da diyor ki hani biz şu anda buna odaklanmış durumdayız diyor. Ne yapacağız ne edeceğiz diyor. Şimdi Ferdi Kadıoğlu'nu isteyenler var. Hani belki Bayern Münih Ferdi Kadıoğlu'nu istiyordur. Atıyorum bir paket hazırlanacaktır falan filan. Ama ben
Sadio Mane'nin Fenerbahçe'ye geleceğini zannetmiyorum. Duyumlarım da bunu doğrulamıyor. Kent konusunda da bu kadar net yazıyorlar ama yani bu kadar net yazılmaz şu anda Fenerbahçe. Bak şu anda hiç kimseye bu kadar net yazılmaması lazım. Şu an Fenerbahçe dediğim gibi şampiyonluğa, Türkiye Kupası'na, kupalara odaklanmış durumda. Bence Fenerbahçe taraftarının da buna odaklanması lazım. Ha, transfer çalışmalar sürüyor mu? Sürüyor. Ama kesin şu bu demek için bence erken arkadaşlar. Bilginiz olsun. İyi de başla hani o zaman. Kent Mane hayırlı olsun. Arkadaşlar iki kişi çıkmış ortaya atmışlar kendilerini. Hayırlı olsun demişler. Bana da bunu duyurmak, doğrulamak ya da yalanlamak düşer arkadaşlar. Ben ne yapabilirim yani? Yani adamlar çok net konuşmuşlar. Çok net konuşmuşlar. Ha şunu da söyleyeyim ben öyle kimsenin emeğinde şunu da bunu da değilim. Eğer Fenerbahçe'ye gelirse tabii ki de her iki ismi de överim derim. İlk bunlar söylemişti derim ama şu an için sıkıntılı. Ha benim duyumlarıma göre sol kanada Kent değil de başka bir isim için odaklanılıyor. Premier Lig geçmişi ya da Premier Lig'de şu anda oynuyor olabilir. Siz bence biraz bekleyin. 15 Mayıs'tan sonra konuşuruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir beğeniyi çok görmeyin. Bir de abone olarak aramıza katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.